Okul dağılmıştı Cuma günü. Velilerim de bekliyorlardı, birkaç velim. Bir veliyle beraber aşağı indiğimde öğrenci velisi aniden üzerime atladı şiddet uygulamak için. Güvenlik görevlisi Aytül Hanım onu engelledi. Fakat bu sefer sözlü bir şekilde tehdide geçti. Siz benim çocuğumun peşinde ne dolaşıyorsunuz? Sizi gebertirim, bayana kadar döverim, bayıltırım, buraya gömerim, öldürürüm şeklinde tehditlerle devam etti ve bir arkadaş beni sınıfın, okulun içerisine çekti. Ondan sonra onun tehditleri devam etti. Güvenlik görevlisi olmasaydı şu an belki hayatımı kaybetmiş olabilirdim, sakat kalabilirdim. Çocuğunun sınıfını değiştirmek istiyordu. Benim sınıf profilim biraz hareketliydi. Daha sakin bir sınıfa almak istiyordu çocuğunu. Olay buradan başladı. Daha sonra beni tehdit etmeye başladılar komik gerekçelerle. Annesi önce başladı, sonra eşi tehdit etti. Öğretmenler odasına kadar gelerek okulun bahçesinde yine eşi ve sürekli okulun içerisinde dolaşmaktaydılar. Ben bu olayı idareye bildirdim. Resmi bir dilekçe bıraktım idareye. Babası uyguladı. Sözel şiddetleri daha önce olmuştu annenin de babanın da, ama bu seferki fiziksel ve tehdit şeklindeydi. Peki fiziksel şiddeti ne yönlüydü? Yani tekme mi attı, yumruk mu attı? Yani bunu çok... Hemen üzerime atıldı. Güvenlik görevlisi de onun üzerine atılarak onu iteledi. Yani atlayarak, sıçrama şeklinde elini kolunu kaldıraraktı. Şey yapamayınca, şiddeti uygulamayınca bu sefer çok değişik bir şekle büründü. Tehditler savurdu. Mesela tehditlerden bir tanesini bize söylüyor musunuz? Bir tanesi, sizi döve döve bayıltırım, öldürürüm, buraya gömerim, gebertirim şeklindeydi. Burada basit bir saldırı değildi. Yaşadıklarım çok üzücüydü. Psikolojik olarak da ruhen de çok yıprandım. Ders işlerken her an kapı açılıp içeriye girecek mi diye korku içerisindeydim. Çünkü bu şahıs dilediği gibi koridorlarda dolaşıyordu. Ben bir gün Perşembe günü nöbetçiydim. Orada ne dolaşıyorsun diye Cuma günü üzerime atladı. Ben halbuki onun çocuğuyla ilgili, benim sınıfım o katta ve o katta da nöbetçiydim. Onun çocuğuyla ilgili hiçbir yaklaşımım olmamıştır. Ama buna rağmen bunu bahane ederek üzerime atlamış oldu. Ve şikayetçiyim ben kendisiyle. Savcılık yoluyla, avukatımla devam edeceğim. Okul bahçesinde Atatürk büstünün önünde öğretmenimize fiziki ve sözlü saldırı girişiminde bulunmuş, güvenlik görevlisi tarafından tutularak bu girişim engellenmiş ve diğer veliler tarafından okul bahçesinden çıkarılmış. Burada da küfürlerine ve tehditlerine devam etmiştir. Okul idaresiyle ilgili ayrıca soruşturma başlatılmasını talep ettiğimizi ve takipçisi olacağımızı ayrıca belirtmek istiyorum. Unutmayın ki bugün karşı duramadığımız şiddet, yarın ilk hedefi siz olacaksınız. Teşekkür ederim. Yoksa 4'ten de...